tetis imala tanesi mi? Ha, ben telefonunuzu şişenin üzerinden buldum da. Tabii, tabii. Bizzatihi burası efendim. Bendeniz de Altan Titiz. Mevzu bahis neydi acaba? Altan Bey, herhaldeyse sahibisiniz siz oranın. Şimdi ben fiil tarihinden beri Mr. Titiz kullanıyorum ve çok memnunum. Ama artık piyasada katli surette bulamıyoruz. Ben de fiil tarihinden beri bu ürünü mamul ediyorum efendim. Ama artık şahsen bizzat malet olsun ya dedim, malet olsun. İrkah geldi efendim bu tip işlerden. Artık çıkarmayacağım. Mamulata son verdim. Bu konu hakkında konuşmak da istemiyorum. Biraz asabiyim. Kusura kalmayın. İnanın Altan Bey, ya çok garip ama artık ürünü çok benimsediğimden midir nedir size karşı çok büyük bir samimiyet hissediyorum. Yani artık herhaldeyse geçtiği Bolu'nun pazarı Süreş yerine de ama yani mamulatınızın bir hayranı olarak yüz yüze görüşmemiz bir müteşekkir fayda eder mi diye aklıma geldi. Hakikaten mi? Vallahi samimiyetinizi suistismar etmiş olmazsam bir çayınızı içmek isterim. Hadi şişenin üstündeki adres değil mi? Ha, tamam ben geliyorum o zaman efendim. Maşallah. Mekanınız hem ferah fesat hem tertemiz gayet de tezenfektan bir ortam yani. Vallahi Maktule Hanım, ortamda oksijen olmadan ben çalışamıyorum. Değil mi? Atik panak oluyor bende ya. Ya değil mi? Ya. Çok önemli temizlik. Farz-ı mera, ben bizim evdeki bütün uzaktan kumandanlara kılıf diktim ama kim kullanıyor ki? Aa, inanmıyorum. Ben de benim evdeki uzaktan kumandanların hepsine kılıf diktim. Ya! Diktim. Dekorasyon da aynı renk. Sikilemen rengi. Ay hakikaten ya. Hakikaten. Ay ruh eşiyiz ben selam. Allah muhafaza biz akraba falan olmayalım ya. Şimdi Altan Beyciğim. Bu lavabodan tuvaleti sekbadan geri kadar her köşeye uygun Mr. Titiz mamulatınızı artık niye çıkarmıyorsunuz? Biz Mr. Titiz hayranlarının duygularını suistismar ediyorsunuz. Siz bizim temizlik ustamız, adeta kurumuzsunuz. Estağfurullah. Öyle. Estağfurullah. Öyle öyle. Maktule Hanım. Hı. Moralmanım sıfır. Neden? Büyük markalar piyasayı istimlak etti. Mr. Titiz'e eskisi kadar talep yok. Şu paşazın içindeki küçük imalathane. Dışında yerim kalmadı. Karar verdim, kapatıyorum. Aa. Gidiyorum, yerleşiyorum. Güney. Bodrum. Assos. Ha. Veya Kaş. Affınıza mağduren. Size maktule diyebilir miyim? Tabii. Maktule. Evet. Açık söylüyorum. Bir çay daha. Taşı kadri falan yapmasın ha. Tabii yerken buraya o kadar midem bulanıyordu ki, o kadar iyi geldi ki muhakkak yerken bir tane daha içerim. Haydar, iki açık çay. Benim de en gıcığıma giden şey böyle şarjlı elektrik süpürgeleriyle masaların üstünden ekmek kırıntısı topluyorlar ya. Evet. Anacığım sen onu akabinde acaba ucunu temizliyor musun? Ay Maktule. Onların ucunu hem de çamaşır suyuyla temizleyen bir restoran var biliyor musun? Ay yok canım. Bak, nasıl temizler nasıl? Böyle mutfakları pırıl pırıl bak içi görüküyor. Transparans ya. Ay hakikaten mi? Tabii tabii. Benim favori restoranım. Kalkıp gidelim mi? İkimiz mi? Böyle aç ağacımıza oturuyoruz. Önlüğümü çıkartayım. Gömleğimin üstüne ceketimi giyeyim. Gidelim restoranda. Dur. Ben de tam kondisyon pisliğinden forma girmeye başlamıştım ama. Güzelsin. Güzelsin. Öyle mi? Vücudun da bağırışık ol. Olmadı kıçına başına liposuction yaptı. Oh biter ya. Buradan çırt çırt gidiyor.
Burhan, Makbule abla nerede? Mutfakta galiba. Niye? Ya bu Mr. Titiz. Her yerde aradım, bayağı bir soruşturdum, bulamadım. Sanırım basit bir imalathanede yapılıyor bu. Eğer diyorum çok önemliyse, yani bunun içindekini anlamak için bir laboratuvara götürelim. Araştırsınlar. Aynısını 3-5 kuruş verir yaptırırız. Mr. Titiz kim ya? Tamam ya, tamam. Ha, alo Volkan, ha merhaba. Ya laboratuvar bu Mr. Titiz'in içindeki maddelerin listesini çıkardı. Yalnız şöyle bir durum var, bu maddelerden birisi bütün dünyada 10 yıl önce yasaklanmış. Ya çünkü bu maddeye uzun süreli ve sürekli maruz kalındığında beynin sözel bölümünü etkiliyormuş. Ha, evet evet, çocuklar okuma yazmayı zor öğreniyorlarmış. İşte yetişkinler ana dillerindeki bazı kelimeleri ısrarla yanlış söylüyorlarmış. Yani bir nevi konuşma bozukluğu oluşuyormuş. Ha, ya o yüzden yapmıyorlar aynısını. Ya artık başka bir hediye düşüneceğiz Makbule için. Sıcak duygular, tatlı hayaller, mutlu yeminlerle birleşen eller. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Bilenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Ne demek vazgeçtin? Ne diyorsun sen ya? Burak Bey, düşürmem lazım. Allah Allah, kafam karışık. Belki de sizinle öyle görüksek de ruh işi değiliz. Affınıza mağduran. Şimdilik akşamki düğünü askıya alalım. Ne? Ya herkesleri benden vazgeçmemi bekliyordu. Sen mi vazgeçtin Caydın ya? Öyle. Anam, kapıralar. Ya Maktule, ben anlayamadım bu mevzu bahisi. Ya sen ya. Ya bak. Her konuda komple anlaşıyoruz. Tabii. Farz-ı meral temizlik takıntımız, efendime söyleyeyim, kelimeleri yanlış söylememiz. Tabii. Özel zevklerimiz, her şey birebir örtünüşüyor. Tabii. Buradan da sana ne mesaj çıkıyor? Mesaj olarak, dost hacı söyler. Dost başa bakar, düşman ayakkabı ya. Ya! Bilemedim ya. Ya anlasın Altan ya. Ya biz muhakkak yiğitle birbirimiz için yaratılmışız. Ha! Ha! Hadi sen de hissiyatını söyle. Aa, Maktule. Ben gayım. Ne? Gay gay. Hissiyatım böyle. Affına mağduren. Durum böyle, ben gayım. Ben yanlış, ben nasıl ya oldu bu, ben yanlışlıkla okumamışım. Ben tabii çok özür dilerim. Hani ben geliyor ya, arada uğrarım. Alışverişe falan çıkarız o zaman ya. Tabii. Yarın müsait misin? Yok, yarın balayına çıkıyorum. Artık haftaya falan artık. Tabii. Oldu. Memnun oldum Mr. Titiz. Ben de Maktule, ben de. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa yakası.